Bugün değerli astroloğumuz Elif Tekyıldız'la beraberiz. Güzellikler görebilecekleri, destekler görebilecekleri, böyle çevrelerinde aranan kişi olabilecekleri bir haftadayız. Belki ikizlere miras bile kalabilir yani. Bir aşkı dönüştürmek, aşk duygusunu dönüştürmek ile alakalı sınandılar. Ve eğer ki başardılarsa şimdi artık mükafat olarak çok güçlü bir aşk gelecek onlara. Artık şimdi tamam ben değiştim, dönüştüm dedilerse güçlendikleri bir zamana girecekler. Bundan sonraki süreçlerin artık o Plüton onları sınamayacak. Herkese merhabalar, Ne Haber'e hoş geldiniz. Bugün değerli astroloğumuz Elif Tekyıldız'la beraberiz. 11-12 Haziran haftasını ve bizi bekleyen Plüton retrosunu konuşacağız. Merhaba Elif. Merhaba canım, nasılsın Behtancığım? Ben çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelerden bağlandın? Öncelikle sen bize bunu söyle. Işıl, güneşli. Vallahi evimin terasında şu an denize 0-1 atmosfer var şu an. Karşımda sen varsın. Manzara çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bodrum sularından. Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki 2008 yılından beri bir seyri vardı. 2023 Mart itibariyle Kova'ya geçti. Fakat şimdi 11 Haziran itibariyle tekrardan Oğlağa geçip bir değişim dönüşümün başarılı olup olmadığıyla alakalı bizi sınayacak. Görevlerimizi yerine getirebildik mi? Derslerimizi aldık mı? Burç hangi evlerimize denk geliyorsa orayı revize edebildik mi? Değiştirip dönüştürdük mü? Zaten bize mecburen yok edip tekrardan yarattırdı. 2008 yılından itibaren dönüp bakarsak bireysel olarak neler yaşadık? Yani o 2008'deki kişiyle aynı kişi değiliz. Ev olarak, evsel olaraktan bahsediyorum. Eğer ki bunu başarabildiysek ödülümüzü çok da büyük verir. Plüton çok büyük verir mükafatını da. Zaten bunu da şunun için yapar aslında. Yine bizim güçlenmemiz için. Yani yanlış bir şey vardır orada. Onu değiştirip dönüştürmemiz ve bambaşka sıfırdan daha iyisini inşa etmemizi istiyor aslında. Plüton'un dersi budur. Bu dersi de öğrenebildiysek eğer çok daha büyük mükafatla bize hediye sunacak. Ekim'den sonraki kısımda. Özellikle hani bu kendi doğum haritalarıyla ilgili olan kişiler... Evet. Nereye ve hangi evine bakmalı? Nerede bir değişim dönüşüm olduğunu görmesi için? Çok güzel sordun. Güneş burcumuza göre bakmayacağız biz buna. Yükselen burcumuza göre bakacağız. Bütün haritalarda yükselen burç baz alınıp Oğlak hangi evlerini kesiyorsa o evlerinden değişim dönüşüm yakaladılar. Dolayısıyla şimdi burç okuduğumuz zaman, anlattığımız zaman kendi güneş burçları değil, yükselen burçları olarak dinlesin bizi dinleyenler. Böyle daha iyi oturacak. Ne demek istediğimizi de anlayacaklar. Plüton neler yaptı onlara? Bir kere Oğlakları sildi süpürdü. Ters düz etti. Yani bambaşka bir Oğlak çıkardı. 2008'den itibaren Oğlaklar bambaşkalar zaten. Yok oldular. Tekrar, yani ölüp dirilmeyi deneyimlediler aslında. Doğru telaffuzu bu. Çünkü birinci evlerinde olmuş oldu. Birinci evde ben evi olduğu için kendilerini dönüştürdüler aslında. Dönüşmeyen oğlaklar bir de sabittir ya. Dönüşmedilerse bu sefer Plüton onlara 2008'den beri daha fazla iyice daha bir anka kuşu gibi ama tekrar küllerinden doğ ve çok güçlendiler. Artık oh dediler. Bundan sonra Ekim'den sonra artık Kovalara geçecek bu süreç. Kovalar şimdi aynı deneyimi yükselen Kova olarak ben bakalım neler göreceğiz. Sonuç itibariyle daha güçlenmiş olacağız. Bu kesin. Plüton'un en büyük şeyi budur. Güçlendirir. Bizim ülkemiz de plütonik bir ülkedir. Yani akrebiz biz. Akrep temalıdır zaten Plüton. Sürekli dönüşürüz. Sürekli ölür diriliriz ya biz ülke olarak. Oradan yola çıkalım, oradan baz alalım. Plüton'un etkisi budur. Yok eder, daha iyisini yapar. Yok eder, daha iyisini yapar. O zaman Plüton'un etkisine burç bakalım. Evet, Koç burcuyla başlarsak eğer, Koç burçları 10. evlerinden aldılar bu etkiyi. 2008 yılından beri kariyer hayatları değişti, dönüştü. Belki meslekleri değişti, belki hayat standartları değişti. Ama bir böyle yok etti kariyerlerini, sıfırladı. Tekrardan daha güçlü bir kariyer hayatı 2008'den bu zamana kadar aslında onlar için inşa oldu. Şimdi 11 Haziran, 11 Ekim tarihleri arasında tekrardan diyecek ki Plütonlara, ne öğrendin? Bakalım dersini aldın mı? Bununla alakalı bir sınava tabisin. Başardın mı, başaramadın mı? Bunları ön plana çıkaracak ve Ekim'e kadarki gündemleri işleriyle alakalı, kariyerleriyle alakalı. İşte yeteneklerini ne kadar gösterebiliyorsun, ne kadar işinde başarılısını deneyimleyecekler tekrardan. Ve bu sınavı başardılarsa eğer, Ekim'den sonraki süreçte çok daha büyük bir mükafatla, kariyer alanlarında çok daha büyük bir mükafatla mükafatlandırılacaklar. En güzel tarafı bu. Eğer ki ama derslerini aldılarsa, sınavdan geçebildilerse, Plüto bu sefer diyecek ki yapamadın. Bu sefer tekrar aynı döngüye sokacak onları. Bu da zorlayacak. Ama birçoğu mecburen, istese de istemese de, çünkü bazı jenerasyon gezegenlerine müdahale edemiyoruz. Öyle bir dönüştürüyorlar ki Uranüs gibi, Plüto gibi, Satürn gibi bazen müdahale edemiyoruz ve akışta direndikten sonra, ama çok çabaladıktan, çok savaştıktan sonra artık diyoruz ki tamam, sensin, sen haklısın. Bununla alakalı da işte kariyerle alakalı değiştirip dönüştürecek. Ayrıca 12-18 Haziran haftasında, ki bu haftalık sürece bakarsak eğer koçlarda, yeteneklerini ön plana alabildikleri bir hafta onları bekliyor. Duygusal olarak zorlandıkları konularda bir rahatlama olacak ve böyle daha akışta bir hafta geçirecekler koç burçları. Boğa burçlarına gelirsek, boğa burçları da bu Plüto sürecini 2008'den beri inançları 9. evlerinden alıyorlar. İnançları, akademik kariyerleri, dünyaya bakış açıları ve dünyaya kendilerini ifade etme şekliyle sınanıyorlar. Dolayısıyla bu Ekim sürecinde onlar da inançlarını, ondan sonra belki eğitimle, akademik kariyerle alakalı sınavlarını ve yargıları, aslında ön yargıları, değer yargıları, hayatla alakalı değer yargılarını test edecekleri, bakalım doğru algıladın mı dini inançları. Burada 9. ev iletişimdir aynı zamanda. İletişim şekli, yani insanlarla olan iletişim şekilleri bile etkileyecek onları aslında. Değişip dönüşmüştür de bu 2008 yılından bu zamana kadar. Bütün dönüp baktıklarında iletişim dilleri bile değişmiş olabilir yani. Hani insanları, kendilerini ifade etmeleri değişmiştir. Bir de boğanın şöyle bir şeyi var, özelliği. Seninle de konuşuyoruz biliyorsun Behtan. Uranüs Boğa burcuna geçti ya 2020 Mayıs itibariyle. Boğa burçları bir de ekstradan Uranüs'le de sınandıkları için, yükselen boğalardan bahsediyorum. Onları da tamamen böyle değişim, dönüşüm ve ifade şekilleriyle alakalı etkileyecek de. Şimdiki sınavları onların, inançları, şu 3 aylık işte Eylül ve Ekim sürecinde inançlarını sorgulayacaklar, iletişim şekillerini sorgulayacaklar ve bununla alakalı sınanacaklar. Bir kere Uranüs onlara şeyi öğretti. Hani beklenmeyeni bekle. Uranüs'ün temasıdır ya, boğa burçları aslında çok büyük değişim, dönüşüm yaşıyorlar. Çünkü hayatlarına da müdahale edemiyorlar. Bir şey de yapamıyorlar ve değişip dönüşmek zorunda kaldılar. 7 yıllık süreçti bu. 2020'de başladı ve işte 4 yıl gibi bir süreçleri var önlerinde, ama dönüştükten sonraki iletişim şekilleri çok daha güzel olacak. Belki bakış açıları daha evrenselleşecek. Akademisyenlikle alakalı bir takım değişimler olacak bazılarına. Şimdi herkese aynı etkide olmayacaktır tabii ki. Çok geniş bir şey olduğu için, etki olduğu için 9. ev konuları. Bir kere değer yargıları değişecek, inançları değişecek, değişmek zorunda bırakılacak, iletişim şekilleri değişecek. Değişti mi değişmedi mi, şimdi sınav zamanındaylar onlar da aslında. Onun dışında haftaya da bakarsak daha daha böyle bu hafta daha neşeli, böyle arkadaşlarından, dostlarından güzellikler görebilecekleri, destekler görebilecekleri, böyle çevrelerinde aranan kişi olabilecekleri bir haftadayız. Boğalar için böyle. Onun dışında İkizler Burcu. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet. İkizler Burcu. Bu Plüton geçiş retro sürecinde alacakları, verecekleri, hak edişleriyle alakalı değişik dönüştüler. Krediler, vergiler alanlarında yaşadılar bunları. 2008'den bugüne dönüp baktıklarında işte hak edişleriyle alakalı imtihandalar aslında. Bununla alakalı neler öğrendiler? Parasal ama kendi kazandıkları para değil de başkasından gelen kazançla alakalı bir değişim dönüşüm denediler. Şimdi bunu ne kadarını öğrendikleriyle alakalı bir sınavdalar. Finansal alanda ne öğrendiler? Bu süreç onlara bugüne geldiklerinde neyi öğretti? Kredisel olarak hak edişlerini alabildiler mi? Almayı seçtilerse birçoğu şimdiden sonra çok büyük hak edişlerini toplayacaklar aslında. İkizler Burcu'nda da böyle bir güzellik olacak. Finansal konularını düzenlediler aslında. Düzenleyeceklerdi şimdi. İş hayatlarıyla alakalı da daha fazla sorumluluk alma zorunda bırakıldılar Mart'tan beri aslında. Bunu da toparlayabilecekler mi diye şimdi sınav zamanındalar. Eğer ki toparlayıp direnmedilerse ve ne bileyim işte hak edişlerini alabildilerse güzel mükafatlar ve ödüller gelecek onlara. Miras bile olabilir. Hani bunu ne dersek belki ikizlere miras bile kalabilir yani bir yerlerden işte Mısır'daki dedeleri çıkabilir bir şeyler. Hafta olarak bakarsak iş ama ortaklı iş konularındaki parasal konularına adapte olmaları gerekiyor. Bununla alakalı dikkatli olmaları da gerekiyor. Eğer ki dikkat ederlerse parasal konulardaki durumlarına daha büyük kazanımlar sağlayacaklar. Yani bu hafta parasal konularda da rahatlar ayrıca ikizler. Onun dışında yengeç. Evet. Yengeç burcu da tekrar bir hatırlatmada bulunalım. Lütfen yükselen burcunuzu dikkate alınız. Aynen evet. Yükselen baz alarak doğru. Çok ya bunu hiç kimse önemsemiyor ama asıl bu büyük gezegenlerin etkileri tutulmalarda dahi bu etkileri biz zaten yükselene göre anlatmak zorundayız. Çünkü bireysel haritaları bilemediğimiz için yükselen bazlı konuşmak zorundayız. Yengeç Burcu'na gelirsek, Yengeç Burcu da ilişkiler alanından deneyim yaşadılar. 2008 yılından bu zamana kadar. Evliler boşandı, işte bekarlar evlendi. Yani ilişki deneyimlediler aslında. Dolayısıyla ortaklık da olabilir bu. İkili ilişkiler, ortaklık alanları, ortaklarıyla alakalı, eşleriyle alakalı değişim, dönüşüm yaşadılar. Yaşamak zorunda kaldılar. Şimdi de yine bu konularla alakalı sınava tutulacaklar. Direnmedilerse eğer işte eşlerine, ortaklarına bu dönüşüme direnmedilerse mükafatları çok daha büyük olacak. En azından baktıklarında derslerini aldılarsa bilmiyorum hani çok daha büyük bir ortaklık, çok güzel bir evlilikle hani mesela işte atıyorum bu süreçte boşanan Yengeç Burcu diyelim. Eğer ki dersini aldıysa, sınav ve başarıyla geçtiyse çok daha güçlü bir eş, güçlü bir ortaklıkla ödüllendirilecekler. En azından bu süreçte şimdiki şu bir aylık süreç bunun fragmanı gibi olacak onlara. Bakalım neler yaşayacaklar. Hafta olarak da anlatma gerekirse arkadaşlıkları alanında, yaşam enerjileri alanında rahatlama yaşayacaklar. Sosyal hayatlarının yine canlandığı bir haftada olacaklar yengeç burçları. Aslan burçlarına gelirsek. Aslan burçları da bu süreci sağlık alanlarında, günlük koşturma alanlarında yaşadılar. 6. evleri, 6. evlerinin konuları. Sağlık konuları bir kere sıfırdan değişip dönüşmüştür. Yani sağlıklarıyla alakalı bir şey güncellenmiştir aslanlarla alakalı. Hizmet etmeyi öğrenmişlerdir bu süreçte. Hizmet bu şey değil hani insanlara hizmet etmek, dönüştürmek açısından çünkü 6. ev hizmet konularıdır ve direnmeden bir karşılıksız para beklemeden hizmet etmekle alakalı da deneyim almışlardır. Sağlıkları alanında değişen dönüşen sağlıklarını dönüştüren aslanlar olmuştur ve aynı zamanda günlük koşturmalarla alakalı, günlük işlerle alakalı da değişim dönüşüm geçirmişlerdir. Şimdiki sürece baktığımızda sağlıklı, yani sağlığımızın şekli, rutin şeklini nasıl, alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdik, neler yaşadık, bununla alakalısını anlayacağız. Eğer ki rutinlerini değiştirmediysen sağlık konusunda tekrardan bir şeyle karşılaşabilirsin gibi bir sonuç. Ya da işte hizmet etmeyi öğrenmediysen, karşılık beklemeden hizmet etmeyi öğrenmediysen bununla alakalı sınanabilirsin. Öğrendiysen de çok büyük yine mükafatın var, sağlığınla alakalı, günlük işlerinle alakalı. Hafta olarak baktığımızda da yine onların kariyer alanlarında destek aldıkları ve doğru olup olmadıkları, doğru yoldalar mı, yanlış yoldalar mı, bunu deneyimleyecekleri ve görecekleri bir haftaya girdiler onlar. Bununla alakalı yani sağlığa tekrar ben çünkü 6. ev benim için çok önemli. Sağlık ve günlük koşturma evi. Sağlıklarıyla alakalı mesela atıyorum işte sigara, alkol, bunları şeyle söylüyorum ama bunlarda bile değişim dönüşüm geçirmedilerse bunu bile deneyimleyip bununla alakalı dönüşecekler bir şekilde aslanlar. Başak Burcu'na gelirsek bu süreçte Başak Burcu 5. evlerinden etki aldılar. Plüton 2008 sürecine. 5. evde bizim aşk evimiz, çocuk evimiz, para kazanma evimizdir. Bununla alakalı değişim, dönüşüm, aşkı dönüştürmek, aşk duygusunu dönüştürmek ile alakalı sınandılar. Ve eğer ki başardılarsa şimdi artık mükafat olarak çok güçlü bir aşk gelecek onlara. Yani evliler için de çocuklarıyla alakalı çok güçlü bir, eğer çocukları da varsa çocuklarıyla alakalı güçlü bir değişim dönüşüm ve mükafat gelecek. Bu, sahne, 5. ev aynı zamanda sahnedir de. Sahneyle alakalı değişim, dönüşüm ve mükafat gelecek eğer derslerini aldılarsa Başak Burçları. Eğer ki aşkta bir savaş vardı ya, o savaşı başardılarsa çok güzel bir aşk geliyor. Onlara o beklesinler. Böyle nasıl söyleyeyim, Plüto çok güçlüdür ya, çok güçlü bir aşk. Sahne, çok güçlü bir sahne. Çocuklarla alakalı çok güçlü bir olay. Evet, başarılar. İlişkilerle alakalı da iyimser ve yapıcı oldukları durumlarda. Şimdi bu hafta bunu deneyimleyecekler. Evliliklerinde ya da ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar, problemler konusunda çözüme ulaştıkları bir hafta olacak. Daha böyle rahat geçirecekler bu haftadan sonraki sürece. Retro geliyor ama retrodan tabii Venüs retromuz var malum. Venüs retrosu gelmeden en azından orayı toparlayabilirlerse toparlasınlar. Toparlayın o zaman. Aynen. Teraziler. 2008 yılından bugüne teraziler 4. evlerinde ev temalarını deneyimlediler. Ev temaları değişti, dönüştü. Ne olabilir bununla alakalı? Ev değiştirmiş olabilirler. Evlerin işte mecbur kalıp evlerinden gitmiş olabilirler. Ne bileyim, şehir değiştirmiş olabilirler. Bununla alakalı değişim dönüşüm yaşadılar teraziler. Şimdi eğer ki bu değişim dönüşümü doğru yaşadılarsa şimdi onlar için güzel bir işte evlilikte olabilir bu, ev almakla alakalı da olabilir, büyük ödül. Ama bunu, burayı dediğim gibi yaz ayları boyunca bunun değişimini, dönüşümünü tekrardan yaşayacakları bir döneme girecekler. Bir de terazide şimdi biliyorsun ki tutulmalar gerçekleşecek Temmuz ayında. Bu tutulmalarla birlikte mecbur da kalacaklar aslında değişip dönüşmeye. Ev alanlarını değiştirip dönüştürecekler. Teraziler genel olarak da değişip dönüşecekler. Yani geçmişten gelen bir alacaklarını da alabilirler. Güney düğüm orada onlara geçmişten gelen bir konuyu da sunacak ve bunu eğer ki alırlarsa bu değişimi, mükafatları yine çok büyük olacak. Yer değişimi, şehir değişimi, tekrar söylüyorum. Ev zaten kesin, işte hani en basiti tadilat bile olabilir. Bununla alakalı sınanacaklar. Atıyorum ne bileyim işte evlerini değiştirmeleri gerekiyordur ama hayır ben burada oturacağım diye direniyordur. İşte su borusuyla uğraşırlar. İşte ne bileyim elektrik tesisatıyla, yani böyle bir şey var gündemlerinde. Hafta bazında da baktığımızda yine günlük işlerinde böyle rahat ilerleyebilecekleri bir haftadalar. Bu arada terazi burçları diyet ve sporla alakalı, bir beslenmeyle alakalı ve sporla alakalı bir şey istiyorlarsa tam zamanındalar. Bu hafta ne yaparlarsa yapsınlar. Diyete başlarlarsa çok başarılı olurlar. Parasal konularda da destek aldıkları bir zamandalar. Gelelim akrep burçlarına. Akrep burçları bu dönüşümü, Plüton retrosunu 3. evlerinden alacaklar. 3. evde iletişim demek. İletişim, yakın arkadaşlar, kardeşler, kuzenler evidir 3. ev. Aynı zamanda yakın yollarla alakalıdır. Bunları deneyimleyecekler. Muhtemelen burayı çok güzel dönüştürmüştür 2008'den bu zamana kadar. Evet, yakın çevreleriyle alakalı bir değişim, dönüşüm mutlaka yaşamışlardır. Kardeş, kuzenlerle alakalı bir böyle güçle alakalı bir değişim, dönüşüm olmuştur. İletişimsel olarak ya da yakın yollarla alakalı değişim, dönüşümler olmuştur. Şimdi bununla alakalı ne değişti, ne anladın, ne yaptın diye sınanacaklar. İletişim şekilleri, iletişim şeklinin değiştiği bir zamandalar. Derslerini aldılarsa yine onlara da mükafatları büyük olacak. Kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, daha başarılı olabilecekleri böyle belki minik minik eğitimler, hani her burç için yine harita bazlı konuşmuyoruz ama bazı şeylerde böyle spesifik şeyler olabiliyor. Belki eğitim veren bir akreptir bu. Eğitim alanlarında işte güçlenecekleri bir dönem olacak. Bununla alakalı derslerini aldılarsa mükafatları onların da çok büyük olacak. İnsanlarla iletişim kurma şekilleri bile sıfırdan tekrardan var olmuştur. Başka bir boyuta evrilmiştir. Hafta olarak da bakarsak bu hafta ne bekliyor onları? Bir kararın eşiğinde olabilirler ve bu kararlarından dolayı yine mükafat aldıkları bir tadalar aslında. Doğru bir karar. Her ne vereceklerse kararlarıyla alakalı doğru destekli, Jüpiter'den destek alacaklar, çünkü öyle söyleyeyim. Jüpiter ve Satürn destekleyecek onları ve kararlarının doğruluğunu görecekler bunda. Gelelim yaylara. Yay burçları 2008 sürecini parasal konulardan, aslında en büyük sınananlardan biri de yaylar oldular. Çok para, evet, 2008 yılından beri benim de var tanıdığım arkadaşlarım. Ben yayım ama yükselenim kova olduğu için oradan yırtıyorum. Ama yükselen yaylar özellikle parasal konularda acayip değiştiler, dönüştüler. Yani bir yok ettiler paralarını, tekrardan daha güçlü bir şekilde kazanabildiler de. Ama bunun için çok mücadele ettiler ve gerçekten dibini gördüler. Ama şimdi eğer ki derslerini aldılarsa, para kazanma şeklinin daha başka yöntemleri de varı deneyimledilerse, burayı dönüştürdülerse para kazanma, yani mesela atıyorum benim mesleğim şu ama ben şunu da yaparsam belki daha mı çok kazanırım, direnmezsem ona daha mükafatını görecekleri bir döneme girdiler aslında. Zaten bunu bir gördüler. Şimdi tekrardan diyecek ki Plüto, yapabildin mi? Ne yaptı bakalım? Nasıl dönüştüler? Nasıl değiştiler? Bunu deneyimleyecekler. Şu bir ayda bunun fragmanını izleyecekler. Biraz dikkatli olsunlar, biraz temkinli olsunlar yaylar. Para konusunda özellikle yine bir imtihandalar. Geçmişteki hatalarını yapmamaları gerekiyor, ders almaları gerekiyor. Eğer derslerini aldılarsa çok büyük kazanç verecek, çok büyük verecek ama yani Plüton'un mükafatı büyük olacak onlara. Hafta bazında bakarsak da aile içi konularında gündemleri olacak. Aileyle alakalı keyif, yani bu hafta böyle keyifli bir hafta geçirecekler. Aile temalarıyla alakalı ama. Yayları da böyle bir günden bekliyor. Oğlaklar, asıl canım oğlaklar bir nefes almışlardı Plütonlardan gitti diye ama şimdi yine bir sınava tabiler. Onlar da zaten bu süreçte kendilerini deneyimlemek. Asıl şey bu. Kendilerini deneyimleyip kendilerinin hayatlarıyla alakalı neler yaptılar, ne mücadeleler verdiler ve bu mücadelelerin sonunda doğru yerdeler mi deneyecekler. Bu fragmanı görecekler. Bunu da başardılarsa eğer dönüşümü kabul etti. Çünkü oğlaklar çok sabit bir, hani toprak elementi olduğu için sabit fikirli de bir burç, oğlak burcu. Dolayısıyla değişime, dönüşüme çok direnen bir burçtu. Artık şimdi tamam ben değiştim, dönüştüm dedilerse güçlendikleri bir zamana girecekler. Bundan sonraki süreçlerinde artık o Plüton onları sınamayacak. Hafta olarak baktığımızda da yine yakın çevreyle alakalı, yani yakın çevreden iş birlikleri alabilirler, anlaşmalar yapabilirler yakın çevreyle alakalı, sözleşmeler yapabilirler, yapsınlar, destek alıyorlar bir de. Bununla alakalı da oğlakları böyle bir gündem bekliyor. Gelelim Kova'ya, yükselen Kova. Kova burçları 12. evlerinden aldılar. Aslında burada onları şöyle bir şey, yani bilinçleri değişti onların. Kovaların bütün düşünce sistemleri, bilinçleri, inanç sistemleri, yukarıyla alakalı bağlantıları hepsi değişti. Yani inançları bile değişmiş olabilir bazılarının. Bununla alakalı değişim, dönüşüm yaşadılar. Arkalarından çevrilen, gizli kalmış, gün yüzüne çıkacak şeyler olacak. Bilinç altındaki düşünceleri dışa çıkaracak ve bilincini iyileştirdi mi? Bütün o bilinç sistemi, düşünce sistemini yeniledi mi? Bununla alakalı imtihanda olacak. Kovalar bunu deneyimleyecekler. Tamamen dönüp baktıklarında 2008 yılındaki Kova'yla şimdiki Kova'nın düşünce şekli bile çok başka. İnanç sistemlerini bile bu şekilde değiştirip dönüştürdüler yani. Yok oldu. Bütün o bildikleri, doğru dedikleri inançla alakalı bütün her şey sıfırlandı. Yerine yenisini yüklediler bu süreç içerisinde. Değişmediyse, dönüşmediyse şimdi bununla alakalı imtihanda olacaklar. Hafta olarak da bakarsak parayla alakalı, kazançlarını arttırmayla alakalı, parasal konularda olumsuz diye gördükleri şeylerdeki fırsatları yakalamayı deneyimleyecekler. Bu hafta onları da böyle bir durum bekliyor. Gelelim Balık. Balık da 2008 yılından beri neyi deneyimledi biliyor musun? Arkadaş çevresi, sosyal çevresiyle alakalı bütün 2008 yılından önceki arkadaşlıkları yok oldu. Yani kişiler gitti. Zaten gitmesi gerekiyordu. Hizmet etmiyordu artık onlara. Tamamen çevreleri değişti. Sosyal çevreleri, yakın arkadaşlıkları değişti, dönüştü. Çok daha güçlü, yerine çok daha güçlü arkadaşlıklar geldi. Manevi olarak daha iyi anlaşabileceği, ruh ailesinden oldukları arkadaşlıklar geldi Balıklara da. Biraz böyle aslında kendilerini de inzivaya da çekmişti Balıklar arkadaşlık ilişkileriyle alakalı. Şimdi bunu deneyimleyecekler. Derslerini aldılar mı? İnsanlarla alakalı belki böyle grup çalışmaları olacak. Grup çalışmalarında neler yaptılar, nasıl organize olabildiler, insanları bir araya nasıl toplayabildiler, bununla alakalı ne kattı bu insanlar onlara deneyimleyecekler, doğru insanları mı soktular kendi hayatlarına, bunu deneyimleyecekler. Doğru değilse yine bir imtihandalar bununla alakalı, arkadaşlıkla alakalı. Eğer ki doğruysa çok daha güçlü, bir tık üst seviyeye çıkıp daha güçlü bir arkadaşlık deneyimleyecekler. Hafta olarak da bakarsak sorumluluk alma zamanındalar. Gerçekleri de görüp sorumluluk alıp karamsar gördükleri şeylerin aslında iyileştiğini, hayatın akışı içinde doğru düzgün ilerlediğini görüp böyle bir derin nefes alacaklığında Balık burçları da bu hafta böyle geçirecekler. Bu kadar. Ama şimdi önümüzde işte biliyorsun Venüs retrosu var. Düğümler değişiyor, akslar değişiyor. Koç terazi aksına geçiyor düğümler. Şimdi bunlarla alakalı gündemler de olacak. Onlarla alakalı gündemleri de dinleriz herhalde. Aynen. Anlaştık. Neden olmasın? Toparlamak gerekirse 2008 yılında kişiler yükselenine göre evine bakacak. 2008 yılında o evindeki hangi konuyla alakalı bir değişim varsa onunla alakalı bu sınava tabi tutulacak. Sınandılarsa, derslerini aldılarsa mükafatlarını almış olacaklar. Evet. Aynen öyle. Ben ilk başta şöyle anladım. 2008'den bu seneye kadarki tüm süreç 2023. Yani 16 senelik değil. Aslında öyle biliyor musun Beth? 16 senelik bir süre ama her çok uzun çünkü ama şöyle. Hayır şöyle. Plüto çok ağır ilerleyen bir gezegen. Yani bir döngüsü 250 sene sürüyor. Dolayısıyla hani Ay gibi ya da işte Merkür gibi, Venüs gibi dönmüyor, Güneş gibi dönmüyor. Plüto çok yavaş. Retro süreci de zaten uzun sürüyor normalde. Bazı retroları 6 ay sürüyor bazı dönemlerde. O yüzden bu kadar yavaş ilerliyor. Her tabii ki o 16 sene boyunca hep böyle bunları yaşamadık ama deneyimsel olarak döndük aynı yere geldik. Döndük aynı yere geldik. O evin konularına geldik. Mesela ben kendimle alakalı, arkadaşlıklarımla alakalı sınandım ve şu an gerçekten baktığımda 2008 öncesi hiçbir arkadaşım hayatımda değil. Hiçbirisi. Çünkü yok etti orayı. Plüto böyle. Dönüştürdüğü yeri sıfırlayarak dönüştürüyor. Yok ediyor. Ama daha güçlüsünü getiriyor. Eğer ki direnmez. Senin yükselenin neydi? Yay. Ha, sen yaydın işte. Yani sana bir şey diyemedim. Sen kendin biliyorsundur zaten. Tekrar. Aynen öyle. Evet, sen kendin de biliyorsundur. Evet. Tabii ki hep böyle değil. 16 sene boyunca çok güzel kazançların da olmuştur senin baktığında. Çok olmadı ama. İşte Plüto ama bunun sana öğretti. Şimdi anladım. Sen diyorsun ki şu Behtan'la diyorsun ki 2008'deki Behtan'dan şu Behtan diyor ki ha tamam ben kazançlarımı şöyle daha farklılaştıracağım. Ki bunu diyorsundur muhtemelen. Buraya getiriyor. Evet. Zorla da olsa getiriyor bizi Plüto. Bunu anlatmak istedim. Anladım. Yani. Şu an netleşti bende. Kendinden anlatınca daha iyi anlıyor insan. Kesinlikle. Haklısın. Çok teşekkür ederim. Böyle. Ağzına sağlık. Baya ben teşekkür ederim. Için. Evet. Bu senin için özeldi biliyorsun. Çok teşekkür ederim. İstanbul'dan da sana kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ben de buradan Bodrum'dan size kucak dolusu sevgi, selam yolluyorum. Çok seviyorum sizi. Üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Efendim teşekkür ederiz izlediğiniz için. Siz de deneyimlediğiniz konular varsa yorumlara bırakınız. Yaylar, koçlar, aslanlar, böyle bir yorumlaşalım bakalım ne olmuşuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.